Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri kırmızı çizgiyi aştı, dedi meydan okudu, Rusya ile aynı cephede olacağız. Değerli izleyenler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi için geçen yıl 24 Şubat'ta başlattığı savaş 338. gününe girerken Ukrayna'yı destekleyen Batı cephesi ve Rusya'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor, Almanya Başbakanı Olaf Scholz. Ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 Abrams tankının verileceğini duyurmuştu. Bazı Avrupalı ülkeler de ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya sevk etmeye hazır olduklarını bildirmişti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya tank ve silah sevkiyatının çatışmaya müdahil olma anlamına gelmediği yorumlarına katılmadıklarını belirterek, İttifak ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz, demişti. Kuzey Kore, ABD'nin Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya gelişmiş muharebe tankları sağlama kararına tepki gösterdi. Kore Merkezi Haber Ajansı'na göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-yeon, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceklerine yönelik açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biden yönetiminin Ukrayna'ya tank gönderme kararıyla kırmızı çizgiyi daha da aştığını belirten Kim, kararın arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı yok etmek için vekalet savaşını daha da genişleterek hegemonik amacını gerçekleştirmeye yönelik uğursuz niyeti yatıyor, ifadesini kullandı. Kim, ayrıca, Kuzey Kore'nin her zaman Rusya ile aynı siperde yer alacağını vurgulayarak, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın övündüğü askeri teçhizatların, kahraman Rus ordusu ve halkının yılmak bilmeyen savaşçı ruhu ve gücü karşısında paramparça olacağından şüphem yok, değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore'yi Ukrayna'daki saldırısını desteklemek amacıyla Rusya'ya önemli miktarda top mermisi ve çeşitli mühimmatlar göndermekte suçlamıştı. Kuzey Kore ise bu iddiaları reddetmişti.